Severek evlendi, evliliğin mutluluğu ise sadece 25 gün sürdü. Balayından dönen genç adamın hem yuvası yıkıldı hem de eşyaları paramparça oldu. Üç yıllık bir tanışmışlığımız vardı. Sözlendik. Bir ay sürdü, atıldı. Sonra bir buçuk sene biz ayrı kaldık. Sonra bir buçuk sene sonra eşim tekrardan benimle birleşmek istedi. Her şeyi benim istediğim gibi olacağını söyledi. İşte ailesinin, annesinin daha doğrusu evimize, işte bize müdahale etmeyeceğine dair. Ben de inandım. Sonra evlilik sürecimiz başladı bizim. Eylül'ün 11'de evlendik. Bir haftalık bir balayı sürecimiz vardı. Balayından geldikten sonra annesinin devamlı hep evime müdahalesi. Zaten evlenmeden önce de söz, nişan, işte kına gecesi, isteme, dini nikah olsun. Bunlarda hep sorun yaşadık. Hani herkesle, mahallemdeki herkese şahit bunlara. Bir akşam işten eve gittiğimde eşimin telefonu lavabodaydı. Annesine gelen mesaj dikkatimi çekti. Girdim. Mesajları okudum. Aileme karşı hakaretleri, küfürleri. Bunlarla karşılaştım. Eşime dönüp sorduğumda kendisini yatak odasına attı. Ağlamaya başladı. Annesini aradı. Ben gitmek istiyorum. Gelin beni alın. Bir tartışmamız oldu orada. Ben sinirlendim. Evden çıktım. Moralim bozuldu. Psikolojim bozuldu. Evi terk ettim. Dükkanıma geldim. O gün ablama gittim, ablamda kaldım. Sabahleyin telefonumu açtığımda işte koltukları parçaladım. Geldiğince işte hayatım şokunu orada yaşadım ben. Eve gittiğimde, evin kapısını açtığımda karşılaştığım manzara zaten arkada da gözüküyor. Koltuklar paramparça, yataklar darma duman. Bu zamana kadar emek yapıp birlikte seçtiğimiz tüm eşyaları kıyabilen birisi. Yani zorlu bir süreç. Boşanmak istiyorum gerçekten. Bir an önce kurtulmak istiyorum. İkinci sefer birleşeceğimizde ailem istememişti. Ailemi ben ikna etmiştim. Buradan yeni evlenecek çiftlere de bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Gerçekten sevgi tamam sevgi ama biraz da anne baba sözü dinlenmesi gerekiyormuş. Ben bunu çok ağır bir şekilde ödedim. Bazen sevgi bizi kör ediyor. Bazen susturuyor. Ama ailenin sözleri de dinlenmesi gerekiyor. Durum bundan ibaret. Şikayetçiyim, davacıyım. Boşanmak istiyorum. Bir an önce de kurtulmak istiyorum bu süreçten. Çünkü her türlü şeyde hep engel oluyor bana. Bir türlü kendimi motive edemiyorum. Hatta bu sıkıntılar yüzünden saçlarım bile dökülmeye başladı. Bu şekilde. Takılan altınlar, kolyeler, molyeler, ıvır zıvır bunlar var. Şu anki değerini bilmiyorum. En kötü yine 150 bin lira eder. Koltuk takımı aynı şekilde. Koltuk takımını biz 25-30 civarı bir şey almıştık. Zaten hala taksitlerini ödüyorum ben. Evde de kiracıydık zaten. Ev bu şekilde olunca, ben de boşama davası açınca, şikayetçi olunca, boşu boşuna zaten eve gitme gibi bir şeyim yok. Kira ödemek istemedim. Sonuçta evim yuvam yıkıldı. Eşim terk etti, gitti. Eşyalarımı depoya kaldırdım. Bir an önce kurtulup hayatıma devam etmek istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bu benim haneme tecavüzdür. Bu mala zarar vermektir. Evin hali. Koltukların halleri bıçakla kesmişler. Komple. Komple bıçakla kesmişler. Koltukları, hepsini. Şura aynı şekilde. Böyle. Fotoğrafları, her şey.